Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Yine 4 yarışmacımız stüdyomuzda. Yine çok keyifli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Birazdan sizi de buluşturacağız ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Fatma Çelik. 37 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Kamu kurumunda gıda mühendisi olarak çalışıyorum. Aslen Ispartalıyım. Eğlenceli ve güzel bir anı olması için yarışmaya katılmak istiyorum. Adım Mustafa Kıvrak. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışıyorum. Bilgime ve özgüvenime güveniyorum. Yarışmanızı zevkle seyrediyorum. Ben Abdüşra Cansız. 27 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerini bitirdim. Şu an müze araştırmacısı olarak çalışmaktayım. İstanbul'da yaşıyorum. Uzun zamandır yarışmayı büyük bir ilgi ve aile içerisinde rekabet ortamında takip etmekteydim. Stüdyo ortamında da bu rekabete ve eğlenceye ortak olmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar, ismim Muhammed Fatih Karaşın, 24 yaşındayım. Kocaeli'den katılıyorum, doktorum. Yarışmanın sıkı bir takipçisiyim. Başarılı olacağıma inancım tam. Tekrar çok teşekkürler. Efendim, uzun süredir ekran başından takip eden misafirimizle bu akşam, 4 misafirimizle bu akşam stüdyoda buluşmak kısmet oldu. Şimdi onlarla bir araya gelme, onları sizinle buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam 1 numaralı masamızda Fatih Bey ile yarışacağız. 2 numaralı masamızda Fatma Hanım, 3 numaralı masamızda Büşra Hanım ve 4 numarada da Mustafa Bey var. İçerideki sohbet çok keyifliydi. Sağ olsunlar, her alandan yine sohbet ettik. Bizim de kazandığımız şey şu oluyor. Her dörtlü yarışmacı grubumuzla, yapımcımız Onur'la beraber odaya girdiğimizde herkesin kendi alanına dair, kendi hayatına dair çok fazla kazanımımız oluyor. Keyifli bir sohbetti. 4 misafirimize de o sohbet için teşekkür ederim. Ve 1 numaradan Fatih Bey ile başlayalım. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Alper Bey. 24 yaşındayım. Kocaeli'de ikamet ediyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları doktoru olarak çalışmaktayım. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. Güzel olacaktır Fatih Bey. Epeydir takip ediyor musunuz zaten? Evet, evet. Nöbetlerimden vakit buldukça akşamları kaçırmadığım tek program diyebilirim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var mı ekipte içeride favori gördüğünüz biri? Mustafa Bey'i ben favori olarak görüyorum. Kendisiyle de çok iyi anlaştık. Bakalım kimler yükselecek finale ve bu akşamın birincisi kim olacak? Fatih Bey, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Alper. Rica ederim. Ve efendim 2 numaralı misafirimiz Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ben Fatma Çelik. 37 yaşındayım. İstanbul'da kamu kurumunda gıda mühendisi olarak çalışıyorum. Aslen Ispartalıyım. Buraya eğlenmeye geldim. Tüm arkadaşlarımla da başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Fatma Hanım da yine güler yüzüyle bugün stüdyomuzda. Ne dersiniz? Sizce favori kim bu akşam? Var mı sizde öyle bir isim? Hepimiz. Fatma Hanım politik bir cevap vererek pası Büşra Hanım'a atıyor. Fatma Hanım, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve 3 numaralı misafirimiz Büşra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Büşra Cansız. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Müze araştırmacısı olarak çalışmaktayım. Herkese keyifli bir yarışma diliyorum. Ben de size keyifli bir akşam diliyorum. Teşekkürler. Çok yarışmacımız oldu. Özellikle yazı üzerine çalışmalar yapan ve bunu kitaplaştırmaya çalışan Büşra Hanım kitaplaştırmış ilk kitabı. Evet. Ve inşallah devamı da gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Başarılar tekrar Büşra Hanım. Ve bu arada sizin favori kimdi Büşra Hanım? Ben de herkes diyorum. Güzel. Fatma Hanım güzel bir yol açtı. Evet. Peki, başarılar tekrar. Teşekkürler. Ve efendim Fatih Bey'in favorisi Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Mustafa Kıvrak. Denizli merkezli, İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Yarışmanızı çok beğenerek izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Her gittiğim yerde izletiyorum. Vallahi başarılı olmayı umut ediyorum ama yani sonuncu olmayayım da. Ondan bizde sonuncu yok, dördüncü var. O yüzden hani evet, o etiketi yapıştırmamaya çalışıyoruz. Evet, ama yani benim konuştuğum kadarıyla arkadaşlarım içeride gerçekten çok bilgililer, kültürlüler. Yani üçü de yani favorilerim arasında. Herkes favori Mustafa Herkes Bey'e favori, göre de. Evet. Umarım güzel bir akşam olur Mustafa Bey, sizin adınıza da. Başarılar diliyorum çok efendim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, 4 misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk turun ilk sorusu Fatih Bey için gelecek. Buyursunlar harf tablosu. Biricik eşim Fulya'nın F'si. Fulya Hanım'ın F'si ile başlıyoruz Ben Bilirim'e. 60 puan değerinde kategorisi anlam bilgisi olacak Fatih Bey. Şöyle sorulmuş.
Genellikle nefesli çalgılardan ses çıkarmak, yanmakta olan bir şeyi söndürmek için soluk vermektir. Süremiz başladı. Üflemek. Üflemek. Bu akşamın ilk puanı Fatih Bey'e yazılır mı? Şu an ekran başında olan eşi çok mutlu olur mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Fulya Hanım'ın ismiyle seçmiştik, aldık puanları. Tebrikler Fatih Bey. Teşekkür ederim. Şimdi Fatma Hanım'la alacağız ilk sorumuzu. Yeğenim Zeynep Masal'ın Z'si. Zeynep Masal'ın Z'si, Allah bağışlasın. 40 puan değerinde ve deyimlerden geliyor Fatma Hanım için. En sıkışık zamanda beklenmeyen birinin yardıma yetişmesi anlamındaki deyimde adı geçen isimdir. Süremiz başladı. Hızır. Hızır. Görelim. Kutlarız. Fatma Hanım da güzel bir giriş yaptı ve döndük 3. sorumuz için Büşra Hanım'a. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 50 puan kazandırabilir. Bu kez de yiyeceklerden alacağız. Büşra Hanım sizinle. Fırında pişirilerek kurutulan, parçalar halinde ve genellikle yuvarlak, uzun ekmek çeşididir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Mustafa Bey buyurun. Galete. Galete. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Fatma Hanım. Galeta. Galeta. Oldu mu? Kutlarız. Ve Mustafa Bey seçiyor ilk sorusunu. Kızım Yağmur'un yeğesi. Yağmur'un yeğesi, Allah bağışlasın. 50 puan değerinde, kategorisi coğrafya olacak Mustafa Bey. Geliyor efendim. 1948 yılında keşfedilen ve turizme kazandırılan Damlataş Mağarası'nın bulunduğu ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Alanya. Alanya. 50 puan daha kazandıracak mı Fatma Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, 4 soru gördük. 3'ünün puanı Fatma Hanım'a yazıldı. Bu arada Damlataş Mağarası'ndan da görsel ekranımıza geldi. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda şöyle bir bilgi vardı. 1948 yılında vapur iskelesi inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit olunan bugünkü yerinde bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulunmuştur der Damlataş Mağarası 1948'de. Tebrikler Fatma Hanım bir kez daha. Şimdi Fatih Bey'e dönüyoruz. Bir soru daha alıyoruz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde. Anlam bilgisinden gelecek şu soru. Bir kimseyi başkalarına karşı sürekli öven kişiler için söylenen sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mustafa Bey. Yardakçı. Yardakçı. Görelim. Hayır dediler Büşra Hanım. Yandakçı. Neci? Yandakçı. Yandakçı. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Fatma Hanım. Şakşakçı. Şakşakçı. Yardakçıyla aramadık, alamadık. Yandakçıyla alamadık, şakşakçıyla alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey'inki de oluyordu da sisteme kabul ettiremedik. Fatma Hanım'ı tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi Fatma Hanım seçiyor. Yeğenim Asya'nın ağası. Asya'nın ağası 40 puan daha kazandırabilir. Ulaşımdan gelecek Fatma Hanım sizin için. Tramvay, otobüs, metro gibi toplu ulaşım araçlarının belli aralıklarla bekleyerek yolcu aldıkları ve indirdikleri yerdir. Süremiz başladı. Durak. Durak. Görelim. Kutlarız. Harflerimiz bir kez daha Büşra Hanım için geliyor.
Bosna'nın B'si. Bosna'nın B'si 70 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi din kültürüymüş Büşra Hanım. Geliyor efendim. Sözlük anlamı karşılıklı okuma olan, özellikle Ramazan ayında başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip ederek hatim indirmektir. Süremiz başladı. Mukabele. Mukabele. Ben bilirim de bu akşamın ilk puanını kazanır mı Büşra Hanım, açılışı yapar mı? Mukabele. Görelim. Tebrikler. Ve şimdi de 8. sorumuz Mustafa Bey için gelecek. Oğlum Melih'in M'si. Melih'in M'si 70 puan değerinde bilişimden alacağız Mustafa Bey. Bu kez şu sorumuz. Kurum ve kuruluşların internet sitelerinde bulunan telefon, faks numarası, mail adresi gibi bilgilerin yer aldığı başlıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. İletişim. İletişim başlığı altında yer alır dedik internet sitelerinde. 70 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Böylece ben bilirim de ilk 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablomuza şöyle bir dönüp bakacak olursak ilk kez 250 puanla Fatma Hanım liderlik koltuğunda, Büşra Hanım 140 puanı gördü. Fatih Bey 60 puanla az önce açılış yaptı. Birazdan Mustafa Bey'le de ilk puanımızı alırız. Döndük tekrar Fatih Bey'e. Kocaeli'nin K'si. Kocaeli'nin K'si 50 puan kazandırabilir. Eşyalardan gelecek Fatih Bey sizin için. Sıvı içecekleri tüketirken kullanılan genellikle camdan yapılan kaptır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Bardak. Bardak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Biz neredeyse her gün yarışmacılarımızla o çekim öncesi sohbet ediyoruz ya. Odada genellikle kenarda bir bardak oluyor. Diyorum ki ya ilk turda mesela bardak geldi. Ve insan o an o bardağı hatırlayamayabiliyor. Çünkü tanım sanki bir uzay üstüymüş gibi olabiliyor. Ve ilk kez bardağı sorduk, yaşadık. İnsan o yarışma heyecanını hatırlayamayabiliyor. Evet. Sağlık olsun Fatih Bey. Tebrik ederiz Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi Fatma Hanım seçecek bir soru daha. Ablam Halime ve kardeşim Hilal'in H'si. Halime Hanım ve Hilal Hanım'ın H'si 40 puan değerinde eş anlamlı kelimelerden geliyor şu sorumuz. Pay sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Hisse. Hisse. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Fatma Hanım tablosuna 40 puan daha ekler mi? Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım'la seçiyoruz. Emir'in E'si. Emir'in E'si 40 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi satrançmış Büşra Hanım. Geliyor efendim. Satrançta her yöne gidebilen taştır. Süremiz başladı. Vezir. Vezir. Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey ile seçiyoruz. Buyurun. Siz buyurun efendim. Eşim Sebahat'ın S'si. Sebahat Hanım'a saygılar. 80 puan kazanabiliriz Mustafa Bey ile. Psikolojiden gelecek Mustafa Bey sizin için. Psikolojide karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluktur. Süremiz başladı. Buyurun Fatma Hanım. Depresyon. Depresyon. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk turumuzun 12 sorusu geride kaldı. 13. soru için döndük Fatih Bey'e. Osmaniye'nin O'su. Osmaniye'nin O'su 40 puan kazandırabilir. Bir anlam bilgisi daha varmış Fatih Bey. Geliyor.
şayet, belki anlamlarında sıkça kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Ola ki. Ola ki. Görelim. Tebrikler. Fatma Hanım, evde de cevaplar bu kadar seri miydi? Evet. Tamam. Ne yalan söyleyeyim diyor Fatma Hanım. Tebrik ederiz Fatma Hanım. Şimdi teşekkür ederim. Fatma Hanım seçecek. Isparta'nın ı'sı. Isparta'nın ı'sı. 40 puan değerinde sorumuzun kategorisi tekstil olacak, geliyor. Abiye, gelinlik gibi giysilerde kullanılan, vücuda oturan, dar kesimli ve diz hizasından itibaren genişleyerek inen modeldir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Balık. Balıktır o modelin ismi dedik. 40 puan kazandırır mı? Kutlarız. Büşra Hanım'la seçiyoruz şimdi de. Denizin D'si. Denizin D'si 60 puan. Kategorisi eğitim olacak Büşra Hanım. Şöyle sorulmuş. Yüksekokulda denilen eğitim kurumudur. Süremiz başladı. Akademi. Akademi. Doğru mu? Tebrikler. Mustafa Bey seçiyor. Urfa'nın ı'sı. 40 puanımız var Şanlıurfa'da. Sorumuzun kategorisi sanat olacak Mustafa Bey. Geliyor efendim. Türklerin Anadolu'ya geldiklerinde getirdikleri bir gösteri sanatıdır. Süremiz başladı. Buyurun Fatih Bey. Kukla. Kukla. 40 puan kazandıracak mı Fatih Bey'e? Görüyoruz. Tebrikler. Fatih Bey'e döndük efendim şimdi de. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 70 puan değerinde ve genel kültür kategorisinden alacağız şu sorumuzu. Özellikle balık tutmaya çıkan kişilere söylenen bereketli olsun manasındaki bir iyi dilek sözüdür. Süremiz başladı. Rastgele. Rastgele. Görelim. Kutlarız. Sizin tabloda rahatlamaya başladı Fatih Biraz, Bey. Evet. Güzel, nazar değmesin. Döndük efendim Fatma Hanım'la. Harf tablomuza. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 60 puan. Kategorisi deyimler ve ekranda sorusu. Korkuyla saklanmaya çalışmak manasındaki deyimdir. Nokta nokta yer aramak. Süremiz başladı. Kaçacak. Kaçacak yer aramak. Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım için geliyor harflerimiz. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisinden de 70 puan alabiliriz. Bu kez tescilli içeceklerden gelecek Büşra Hanım sizin için. Tekirdağ'ın darı, mısır ve buğday ununa su, şeker ilave edilerek hazırlanan coğrafi işaret tescilli içeceğidir. Nokta nokta bozası. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. 2020'den itibaren korunmak üzere 2021'de coğrafi işaret tescili almış. Ergene Belediyesi ve Ergene Kaymakamlığı coğrafi işaret tescili aldırmış. Ne olabilir o
Boza'nın ismi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Mustafa Bey. Veli Meşe Bozası. Veli Meşe Bozası. Ben bilirim de şu ana kadar açılışı yapamamıştık Mustafa Bey'le. Herkesin sustuğu soruda o konuşup açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Bana böyle sorularla gelin diyor Mustafa Bey. Tebrik ederim Mustafa Bey. Bildiklerim bana denk gelmedi. Bilmediğimi de zaten ben bilemedim. Öyle. Tablo böyle oldu. Tablo böyle. Ama artık girişi yaptık. İnşallah devamı da güzel olur. Umarım. Bu arada Boza'nın görüntüsü de geldi. Hatta Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki belgede yer alan bilgi, Edirne-İstanbul arasında işleyen trenlerde seyyar olarak satılmaya başlamasıyla bu tren hattını kullanan yolcuların ilgisini çekmeye başlamış. Daha sonra da popülaritesi artarak coğrafi işaret tescilli bir ürün haline de gelmiş. Tebrikler bir kez daha Mustafa Bey'e. Tabloya bir de Mustafa Bey için gidelim. Mustafa Bey açılışı yaptı. 60 puanı var. 170 puan Fatih Bey, 280 Büşra Hanım, 520 Fatma Hanım. Yeni soru geliyor Mustafa Bey için. Levent'in L'si. Levent'in L'si 40 puan, kategorisi genel kültür ve ekranda. İçine yün, pamuk gibi malzemelerin doldurulduğu yastık veya yorgan kılıfına verilen addır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. Buyurun Fatih Bey. Mitel. Mitel oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Büşra Hanım. Mital. 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 Görelim. Hayır dediler Fatma Hanım. Mitil. Mitil. Oldu mu? Tebrikler. Fatma Hanım son noktayı koydu, puanı aldı efendim. Fatih Bey sizdeyiz. Bu arada ilk turumuzda son 8 sorumuza başlıyoruz. Yumuşak G. Yumuşak G. Evet, üst satırdaki son harfimiz 80 puan değerinde. Müzikten alacağız Fatih Bey sorumuzu. Okyanus, ne münasebet, canavar, nabız 180 gibi parçalarla bilinen şarkıcıdır. Süremiz başladı. Derya Ulu. Derya Ulu. Anında gelen cevaptan 80 puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde ilk turda 7 soru. Bu arada ekranımıza da Derya Ulu geldi. Tebrik ederiz Fatih Bey. Döndük Fatma Hanım'la harf tablomuza. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 80 puan. Kategorisi fotoğrafçılıkmış Fatma Hanım. Şöyle sorulmuş efendim. Fotoğrafçılıkta güneş batmadan hemen önceki ve doğduktan hemen sonraki zaman dilimine verilen addır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Fotoğrafçılıkta güneş batmadan hemen önceki ve doğduktan hemen sonraki zaman dilimine verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Buyurun Fatma Hanım. Altın saat. Altın saat. Görelim. Tebrikler. Evet, fotoğrafların veriminden, kalitesinden dolayı altın saat olarak anılan zaman dilimi Fatma Hanım'a puan kazandırdı. Biz de döndük. Yeni soru için Büşra Hanım size. Paris'in P'si. Paris'in P'si 80 puan değerinde, coğrafyadan alacağız. Bu kez şu sorumuzu. Kastamonu ve Kayseri'nin aynı isme sahip ilçeleridir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Mustafa Bey buyurun. Pazar yeri. Pazar yeri. Hem Kastamonu'da hem Kayseri'de aynı isme sahip ilçe
pazar yeri mi görelim? Hayır dediler. Pazar yeri değilmiş. Fatma Hanım? Pınarbaşı. Pınarbaşı. Görelim. Kutlarız. Yeni soru alıyoruz efendim. Şimdi de kalan son 5 sorumuz. Mustafa Bey birini sizin alacağız. Rize'nin reisi. Rize'nin reisi 40 puan değerinde. Bu kez de oyuncular kategorisinden geliyor şu soru. Dağ 2, Av Mevsimi gibi birçok filmde rol alan Nevra Metin Serezli çiftinin oğludur. Nokta nokta Serezli. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Murat Serezli. Murat Serezli. Murat Serezli. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Büşra Hanım burada hızlı gördü Mustafa Bey'den seken sorunun cevabını. Tabii simasını da çok güzel hatırlıyorum ama hemen zaten aklıma gelmedi. Resmi görünce hemen hatırladınız herhalde. Sağlık olsun. Resmi demiştim. Görmeden önce de siması zaten aklımda. Sima var mıydı? Vardı. İsim çok, çıkmadı sadece. Çok beğenirim ama ismi gelmedi aklıma. Evet, sanatçı bir aileden geliyordu. Evet, hatta geçtiğimiz günlerde de Metin Serezli'yi sormuştuk, hatta saygıyla anmıştık. Şimdi de ekranımıza sanatçı ailenin sanatçı oğlu Murat evet. Serezli geldi. Tebrik ederiz Büşra Hanım'ı. Yeni soru alacağız. Artık son 4 soru Fatih Bey sizinle. Ümraniye'nin Üsü. Ümraniye'nin Üsü 50 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi matematikmiş Fatih Bey. Geliyor. Her katında 3 daire bulunan bir apartmanda 4. kattaki daire numaralarının toplamıdır. Süremiz başladı. Kırk üç. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. 43 değilmiş. Buyurun bir şu an. 33. Görelim. Tebrikler. Ben bir sözelci olarak hiç bu tarz soruları yapamıyorum mesela. Stüdyomuzda gerçi Fatih Bey sayısalcı. Evet. Fatma Hanım sizin? Sayısal. Sayısal. Büşra Hanım sözel. Puan sözelden geldim. Mustafa Bey? Sayısal. Sayısalcı. Evet. Üç sayısalcının arasında bir sözelciden geldi. Tebrik ederiz Büşra Hanım'ı. Teşekkürler. Efendim yeni soru vakti Fatma Hanım için. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 50 puan. Kategorisi genel kültür olacak. Şöyle sorulmuş. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinin bulunduğu tarihi konaklarıyla ünlü Bolu ilçesidir. Süremiz başladı. Görele. Görele. Görelim. Olmadı. Buyurun Mustafa Bey. Göynük. Göynük. Mustafa Bey'e 50 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, bu kez de Fatma Hanım'dan sekti. Mustafa Bey'e gitti puanlar. Ekranımıza da Akşemseddin Türbesi geldi efendim. Göynük'teki. Tebrik ederiz efendim. Şimdi bir soru daha alacağız Büşra Hanım'la birlikte. Artık son 2 sorumuz. Şam'ın Şehsi. Şam'ın Şehsi 40 puan. Kategorisi genel kültür ve ekranda. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmaktır. Süremiz başladı. Eşmek. Eşmek. Görelim. Kutlarız. 4 başarılı misafirimizle ilk turumuzun son sorusuna kadar geldik. Mustafa Bey ile ilk tura noktayı koyuyoruz efendim. Van'ın V'si. Van'ın V'si kalmıştı elimizde. Kapanış sorumuz yiyeceklerden gelecek Mustafa Bey sizin için. Yufkanın içinde peynir, maydanoz, kıyma gibi malzemelerle hazırlanan adı pişirildiği mutfak gereciyle aynı olan yiyecektir. Nokta nokta böreği. Süremiz başladı. Tava böreği. Tava böreği. İlk turun son sorusundan 30 puan alarak turu tamamlar mı Mustafa Bey? Görelim. Tebrikler.
Evet, ilk turu 4 misafirimizle tertemiz geride bıraktık. Şimdi puan tablosuna dönme vakti. Turumuzun lideri 670 puan toplayan, gayet başarılı yarışan Fatma Hanım oldu. İkincilik koltuğunda Büşra Hanım'ın yarışın ortalarından itibaren yaptığı ataklar etkili oldu 410 puanla. Fatih Bey yine başlarda suskundu, sonra güzel hareketlendi, tablosu 250 puan topladı. Mustafa Bey de geç açılış yaptı ama devamı güzel geldi, 140 puan topladı. Ne dersiniz Mustafa Bey, nasıldı sizin adınıza ilk tur? İkinci turda açılacağım. Hadi inşallah. Onun peşindeyim. Zaten şu an ilk turda topladığımız puan kadar ikinci turda bir soru da alma ihtimaliniz var. Evet. O yüzden çok verimli bir tur olur. Umarım evet. Sizin adınıza. Başarılar efendim. Büşra Hanım, siz nasıl buldunuz kendinizi? Çok keyifli geçiyor. Tahmin ettiğimden daha az heyecan duydum. Benim için o çok iyi. Kendi sorularımdan ziyade arkadaşlarımın sorularını daha bilir oldum. Yani butona daha hızlı basmaya çalışacağım ikinci turda. Evet, herkes tabii buradaki deneyiminden bir strateji üretmeye evet. de çalışıyor. Nerelerde eksili var, nerede işte daha rahat duruyor. Onu da ikinci turda faydasını görürüz umarım. Başarılar Büşra Hanım. Teşekkürler. Fatma Hanım, aldınız yürüdünüz. Yani butona erken bastığımı düşünüyorum ve biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum. Yok, sadece butona bağlamayalım. Gayet başarılı yarışırız. Teşekkür ederim. Burada. Keyifli gidiyor şimdilik. Başarılarınızın devamı diyorum ikinci turda da Fatma Hanım. Fatih Bey, siz nasıl buldunuz kendinizi? Keyifli gidiyor yarışma benim için. İnşallah ikinci turda biraz daha atak yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Herkesin yok yüksek puanlar aldığı ve son soruya kadar herkesin şansını devam ettiği bir tur olur umarım ikinci turumuz. Hadi geçelim efendim birlikte finalistlerimizi belirlemek için Ben Bilirim de ikinci tura. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim Ben Bilirim de ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Fatih Bey'in seçeceği ilk harfimizle. Emre'nin E'si. Emre'nin E'si. Kaç puanımız var? 80 puan kazanabiliriz Fatih Bey'le. Açılış genel kültürden gelecek efendim. Şöyle sorulmuş. Kimliklerde kullanılan belirli standart ölçüleri ve özellikleri olan fotoğraftır. Süremiz başladı. Biyometrik. Biyometrik. Fatih Bey ikinci tura güzel bir başlangıç yapar mı? Görelim. Kutlarız. Fatma Hanım seçiyor bu turdaki ilk sorusunu. Fatma'nın F'si. Fatma'nın F'si. 110 puan değerinde anlam bilgisinden alacağız bu kez de. Şöyle sorulmuş. Fransızca kökenli demagoji sözcüğü için Türk Dil Kurumu'nda yer alan karşılıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Laf kalabalığı. Laf kalabalığı. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Büşra Hanım. Laf cambazlığı. Laf cambazlığı. Demagoji. 110 puan kazandırır mı? Tebrikler. Büşra Hanım seçiyor kendi sorusunu. Mostar'ın M'si. Mostar'ın M'si 100 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi tabirler olacak Büşra Hanım. Geliyor efendim. Yeni neslin çok bilmiş ve akıllı olduğunu ifade etmek için kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Fatma Hanım. Zamane çocuğu. Zamane çocuğu. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım ilk turda Bosna ile seçmiştiniz. Şimdi de Mostar'la evet. seçtiniz. Bir bağ var mı yoksa? Yok, sadece çok seviyorum. Çok yani, sevdiğiniz gittiğim, için. Gittiğim, ziyaret ettiğim bir yer. Evet, ben de dedim acaba hani köken olarak bir bağ var mı yoksa sadece sevgiden mi? Yok, sevgiden kaynaklı. Evet, Bosna'dan izleyen seyircilerimiz varsa onlara da saygılar efendim. Şimdi sıradaki sorumuzu alıyoruz Mustafa Bey'le. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 100 puan değerinde, kategorisi genel kültür olacak. Sorumuz şöyle. Bilgisayarların genel ağı kullanmak amacıyla belli bir süre için ücret karşılığı kiralandığı işletmedir. Süremiz başladı. Müzik.
Buyurun Fatma Hanım. İnternet kafe. İnternet kafe. 100 puan daha kazandıracak mı Fatma Hanım'a? Görelim. Tebrikler. İkinci turumuzun ilk 4 sorusunun ardından bir kez daha tabloya bakacak olursak son durumumuz şöyle efendim. 860, 520, 330, 140. Fatih Bey seçiyor, bir soru daha. Adana'nın A'sı çıkmış. Evet, seçilmişti. Bursa'nın B'si demek istiyorum. Ben de bir coşkuyla girdim ama orada griyi sonradan fark ettim. Evet. Bursa'nın B'si 180 puan kısaltmalardan gelecek Fatih Bey sizin için. 1963 yılında kurulan, 2005'te kanunla ismi değiştirilen, kısa adı TÜBİTAK olan kuruluşun açılımıdır. Türkiye nokta 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 araştırma kurumu. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Gelmedi. Fatma Hanım'dan da alamadık. Buyurun Büşra Hanım. Bilimsel ve teknolojik. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Çok güzel puanı var. 180 puan Büşra Hanım'a yazılır mı? Görelim. Tebrikler. Efendim bir kez daha tabloya dönüyoruz. Çok yüksek puanlı bu sorunun ardından Büşra Hanım 700 puanı gördü. Aradaki farkı 160'a kadar düşürmüş. Yeni soru alacağız Fatma Hanım'la birlikte. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 160 puan değerinde deyimler kategorisinden geliyor şu soru. Bir üzüntüye, sıkıntıya dışa vurmadan ve yakınmadan katlanmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Acısını içine gömmek. Acısını içine gömmek. Görelim. Tebrikler. Zamanı çok güzel kullandınız Fatma Hanım. Son anda gelen cevap 160 puan kazandırdı. Ve bu akşam 1000 barajını aşan ilk misafirimiz Fatma Hanım oldu. Yeni soru alacağız. Büşra Hanım sizinle. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve tabirlerden alıyoruz bu kez sorumuzu. Düşüncesinden, söylediğinden, yaptığından vazgeçmeyen anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif Fatih Bey buyurun. Dik bakışlı. Dik bakışlı. Oldu mu? Hayır dediler. Dik bakışlı değilmiş. Düşüncesinden, söylediğinden, yaptığından vazgeçmeyen. Fatih Bey'le yaklaştık. Aradığımız cevap kimden gelecek? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. 70 puanımız var. Buyurun Fatma Hanım. Dik görüşlü. Dik görüşlü. Bakışlı olmazsa görüşlü olabilir diyor Fatma Hanım. Oldu mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Büşra Hanım. Dik duruşlu. Dik duruşludur o dedik. Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım kendi sorusunun puanlarını kaptırmadan soruyu tamamlamış oldu. Ve döndük Mustafa Bey'le. Yeni bir harf için, yeni bir soru için harfe. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 100 puan. Kategorisi milli parklarımız Mustafa Bey. Geliyor efendim. Artvin'de bulunan, Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Akdeniz bölgesi bitki türlerini de içeren doğal alandır. Nokta 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 milli parkı. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Artvin'deki o milli parkımız hangisi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz.
Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız kaldı. Artvin'de bulunan Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Akdeniz bölgesi bitki türlerini de içeren doğal alan hangi milli park olabilir? Bir kutu daha. 60 puanımız var. Ben bilirim diyen Mustafa Bey, buyurun. Hat Eli Vadisi. Hat Milli Parkı. Hat Eli Vadisi Milli Parkı. Milli Parkı. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Fatma Hanım. Hatili Vadisi. Hatili Vadisi Milli Parkı. Oldu mu? Değilmiş. Fatih Bey. Hatile Vadisi. Hatile Vadisi Milli Parkı. Oldu mu? Hayır dediler. Büşra Hanım. Hatila Vadisi. Hatila Vadisi Milli Parkı. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Dört misafirimizin de bir köşesinden tutarak cevaplamaya çalıştığı sorumuzda puanlar Büşra Hanım'a gitti. Görüntüsü de, muhteşem görseli de ekranımıza geldi efendim. Aradığımız Milli Park'ın. Tabloya bir kez daha dönecek olursak, final turuna doğru adım adım ilerlerken son durum şöyle. 1020, 810, 330, 140. Dört yarışmacımızın da finale yükselme ihtimali devam ediyor. Bir soru daha alacağız. Fatih Bey sizinle. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 100 puan. Kategorisi oyunlarmış bu kez. Geliyor. Oyuncuların ellerini birbirinin avucuna koyarak vurduğu tekerlemeli çocuk oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Oyuncuların ellerini birbirinin avucuna koyarak vurduğu tekerlemeli çocuk oyunu. Tekerlemesinden benim hatırladığım kremalı börek, sütlü çörek ifadesi vardı. Ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Fatih Bey. Çatlak patlak. Çatlak patlak. 80 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Fatih Bey de kendi sorusundan puan aldı. Hatırlayan var mı onun tekerlemesini? Nasıldı? Sonradan geldi. Çatlak çatlak patlak patlak yuvarlak. Kremalı börek, sütlü çörek. Evet, ben de öyle hatırlıyorum sözlerini. Bazen yöresel farklılıklar olabiliyor bu tip oyunlarda ama herkes ortak şeyleri hatırladı. Tebrik ederiz Fatih Bey. Şimdi Fatma Hanım'dayız. Geliyor efendim harflerimiz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 100 puan değerinde tescilli ürünlerden gelecek sorumuz. Mardin'in bir ilçesiyle özdeşleşen, yöre halkı tarafından tin olarak da adlandırılan coğrafi işaret tescilli meyvedir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Mardin'in meşhur bir ilçesi var cevabımızda. Bir de aradığımız o meyve var. İkisini birleştirirsek ne çıkar? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Midyat inciri. Midyat inciri. Coğrafi işaret tescilli meyve. 80 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Efendim yepyeni bir soru daha alacağız. Bu kez de sorumuzun sahibi Büşra Hanım olacak. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'sinden de 130 puan kazanabiliriz. Az önce TÜBİTAK cevabı sizden gelmişti, evet. Büşra Hanım. Yine bir kısaltma kategorisi sorusu var. Alıyoruz efendim. Kısaltması OPEC olan ve İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Venezuela'nın kurduğu örgüttür. Nokta 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 ülkeler örgütü. Süremiz başladı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü.
Az önce kısaltmalardan 180 puan kazanmıştı. Üzerine bir 130 puan daha ekler mi Büşra Hanım? Görelim. Tebrikler. Efendim tabloya bir kez daha bakacak olursak son durum şöyle. 1020. Kısaltmalardan yürüyen Büşra Hanım çok güzel puan ekledi ve Fatma Hanım da tabloyu eşitlediler. Şimdi Mustafa Bey için geliyor harf tablomuz. Hakan'ın H'si. Hakan'ın H'sinden 100 puan kazanabiliriz Mustafa Bey. Sorumuzun kategorisi kültürel değerlermiş. Şöyle sorulmuş. Ülkemizin farklı yörelerinde kendine has figürlerin, ritmin ve kostümlerin bütünleşmesiyle icra edilen kültürel değerdir. Süremiz başladı. Halk oyunları. Halk oyunları. Son sorularda 4 misafirimiz de performansı artırdı. Bu kez de Mustafa Bey ile 100 puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Nasıl, ikinci tur biraz daha ısındık mı Mustafa Bey? Ben ısınıyorum ama yarışma bitiyor Alper Bey. Rakipler daha fazla ısınıyor diyorsunuz. Evet. Yok yok, iyiyiz. Daha herkesin finale yükselme şansı devam ediyor, evet. Efendim. Daha çok sorumuz var. Yeni soru vakti Fatih Bey için. Yavuz'un Y'si. Yavuz'un Y'si 140 puan kazandırabilir. Deyimlerden alacağız Fatih Bey sizinle. Büyük güçlükleri yendikten sonra önemsiz bir sebeple başarısızlığa uğramak anlamındaki deyimdir. Nokta 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 boğulmak. Süremiz başladı. Dereyi geçip çayda boğulmak. Dereyi geçip çayda boğulmak. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Fatma Hanım. Varsa alırız. Denizi geçip çayda boğulmak. Denizi geçip çayda boğulmak. Oldu mu? Tebrikler. Fatih Bey'den sekti bu kez de. Daha çok kullanımına okyanus. Denizi geçip derede boğulmak şeklinde de rastlıyoruz. Fakat Türk Dil Kurumu özellikle çay ifadesiyle kullanmış ve sözlüğe bu şekilde almış. Tebrik ederiz Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi bir soru daha gelecek Fatma Hanım için. Zeynep Masal'ın Z'si. Zeynep Masal'ın Z'si 120 puan değerinde. Coğrafyadan geliyor şu sorumuz. Güney Amerika'nın en güneyinde Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan su geçididir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan su geçidi. Buyurun Büşra Hanım. Magellan Boğazı. Magellan Boğazı. 120 puan demek. Görelim. Tebrikler. Bir kez daha tabloya gidecek olursak efendim son cevabın ardından sıralama şöyle. 1160 Fatma Hanım, 1140 Büşra Hanım, 410 Fatih Bey, 240 Mustafa Bey. Yeni soru vakti, sorumuzu Büşra Hanım seçiyor. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'sinden de 100 puan alabiliriz. Sağlıktan gelecek efendim bu kez sorumuz. Dokulardaki sıvı artışıyla genellikle kol ve bacaklarda şişliğin, ciltte sertleşmelerin görüldüğü rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Buyurun Fatma Hanım. Fil hastalığı. Fil hastalığı. 100 puan kazandıracak mı Fatma Hanım'a? Görüyoruz. Tebrikler. Mustafa Bey seçiyor şimdi de harf tablomuzdan bir soru daha. Nide'nin neyisi? Nide'nin neyisinden de 120 puan kazanabiliriz Mustafa Bey. Genel kültürden gelecek efendim şu sorumuz. Sokakta yetişmiş, kaybolmuş ya da sahipleri tarafından terk edilmiş canlı dostlarımızın ihtiyaçları ve konaklamaları için yapılan yerdir. Süremiz başladı. (Gülüyor)
adeti. Tüm butonlar aktif. Buyurun Fatih Bey. Hayvan bakım evi. Hayvan bakım evi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 120 puan daha kazandı. Final iddiasını sürdürdü Fatih Bey bu cevabın ardından. Şimdi Fatih Bey'deyiz. Harf tablosundayız. Yumuşak G demek istiyorum. Yumuşak G. 160 puanımız varmış. Sorumuz genel kültürden gelecek. Fatih Bey sizin için. Senenin en önemli olaylarının ve çalışmalarının derlendiği edebiyat, tiyatro, sinema konularının ele alındığı kitaptır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Senenin en önemli olaylarının ve çalışmalarının derlendiği edebiyat, tiyatro, sinema konularının ele alındığı kitap Fatih Bey. Kültür Sanat Günlüğü. Kültür Sanat Günlüğü. 150 puan. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Fatma Hanım. Kültür Sanat Yıllığı. Kültür Sanat Yıllığı. Senenin ifadesinden yola çıkarak acaba 150 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Tebrikler. En iyi goller gelmiyor ama bu akşamın asist kralı galiba Fatih Bey. Güzel paslar veriyor. Sağlık olsun diyelim Fatih Sağlık Bey. Olun. Yeni soru alacağız. Fatma Hanım sizinle. Gizem'in G'si. Gizem'in G'si. 140 puan. Müzikten geliyor bu kez şu soru. Seni sevdim seveli, kız ben garibem. Akıtıram gözyaşı, seni de sevmişem. Sözlerinin geçtiği İbrahim Tatlıses türküsüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura albümünde yer alan bir cevabımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 110 puanımız kaldı. Sözü ve müziği İbrahim Tatlıses'e ait. Buyurun Fatma Hanım. İndim gölet başına. İndim gölet başına. Oldu mu? Olmamış. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Buyurun Büşra Hanım. İndim gölet bağına. İndim gölet bağına. Oldu mu? O da olmamış. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. İndim gelin bağına. İndim gelin bağına. Bu kez oldu mu? Hayır dediler. Başka ineceğimiz bir yer varsa buyurun. İndim gülün bağına. İndim gülün bağına. Oldu mu? Kutlarız. Gölet başına indik. Nereye indik? Bir yer daha vardı. Fatma'm sizin bir önceki cevap neydi? Ben gölet dedim sadece. Gölet bağı bir de gölet gülün. Başı. Gülün. Gelin. 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 Ha, gelin. Bir sonraki gülündü. Evet, gelin gülün derken aradığımız cevap Fatma Hanım'dan geldi. Tabloya bir kez daha gidiyoruz. Final konusunda avantajlı misafirimiz Fatma Hanım 1500'ü gördü. Bu cevabın ardından efendim. Yeni soru vakti. Sorumuz Büşra Hanım için gelecek. Üsküp'ün üssü. Üsküp'ün üssü 130 puan değerinde. Eğitimden alacağız bu kez sorumuzu. 1992 yılında Isparta'da açılan yüksek öğretim kurumudur. Nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Süleyman Demirel Üniversitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi. 130 puan değerinde Süleyman Demirel Üniversitesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
Evet, Fatma Hanım hızlı gördü. Büşra Hanım'dan seken sorudan puan aldı. Bu arada ekranımıza da kaybettiğimiz Türk siyasetinin önemli ismi Süleyman Demirel geldi. Saygıyla anıyoruz efendim. Bir soru daha alacağız. Sorumuzun sahibi Mustafa Bey. Van'ın V'si. Van'ın V'si 110 puan. Atasözlerinden gelecek bu kez şu soru. Allah her yarattığının rızkını verir anlamındaki atasözümüzdür. Ağılda oğlak da olsa nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Allah her yarattığının rızkını verir anlamındaki atasözümüz ağılda oğlak doğsa devamı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Fatma Hanım. Ovada aşı biter. Ağılda oğlak doğsa ovada aşı biter. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Ağılda oğlak doğsa... Mustafa Bey? Ovada otu biter. Ovada otu biter. Evet. Allah her yarattığının rızkını verir. Görelim. Tebrikler. Evet, yine kritik bir soruda Mustafa Bey devreye girdi. Aldı puanını, 90 puan aldı. Bir kez daha tabloya döndüğümüzde Mustafa Bey bu cevabın ardından 330'u görüp final şansını sürdürüyor efendim. Artık son 8 sorumuza başlıyoruz. Fatih Bey sizinle. Urfa'nın U'su. 100 puanımız var Şanlıurfa'da. Sorumuzun kategorisi resimmiş. Şöyle sorulmuş. 1967'de Paris'te Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen, naaşı Fahri Korutürk tarafından İstanbul'a getirilen Türk ressamdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Büşra Hanım. Fikret Mualla. Fikret Mualla. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kaldı artık final turuna son 7 soru. Ekranımıza da Fikret Mualla'nın görüntüsü geldi. Bir kez daha saygıyla anıyoruz. Özellikle orada yaşadıklarına dair ve hayatındaki o zorlu dönemlere ilişkin bilgi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaynaklarında vardı. Eğer Fikret Mualla ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yazarsanız arama motoruna, belki merak eden seyircilerimiz vardır. Detaylı bilgi de orada vardı. Tebrik ediyoruz bir kez daha Büşra Hanım'ı. Yeni soru Fatma Hanım'ın sorusu. Harfler geliyor. Kastamonu'nun K'sı. 110 puanımız var Kastamonu'da. Alışverişten alacağız efendim. Bu kez şu soruyu. Stoklarda sürekli bulundurulmayan, genellikle mağazaların kataloglarla ve türlü reklamlarla duyurdukları indirimli mallardır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Özellikle büyük market zincirlerinde görürüz. Stoklarda sürekli bulundurulmayan, genellikle mağazaların kataloglarla ve türlü reklamlarla duyurdukları indirimli mallar. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 90 puan. Fatma Hanım ben bilirim dedi. Aktüel ürünler. Aktüel ürünler. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Efendim yeniden puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım finalistlerimiz netleşmiş mi? 1720, 1240, 530, 330. Şu an 3 yarışmacımızın finale yükselme şansı devam ediyor. Yeni bir soru geliyor. Buyursunlar Büşra Hanım sizdeyiz. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 150 puan kazandırabilir. Birlikte bir söz arayacağız Büşra Hanım. Ekranda efendim. Konuşulan yerde bulunmayan,
sevilen biri anıldığında söylenen sözdür. Süremiz başladı. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Tam rakipler heveslenmeye başladı ki özellikle Mustafa Bey tetikteydi. 150 puan kazanır mıyız? Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey'deyiz efendim. Son 5 soru final turuna. Ordunun Oğlu. Ordunun Oğlu 150 puan da burada var. Sinemadan geliyor Mustafa Bey için. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı 2001 yapımı filmde Bizontele için repliklerde yapılan tanımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Filmde o ahalinin nedir bu Bizontele dediğinde onun için yapılan tanım ekrandaymış. Ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Daha önce hiç televizyon görmemiş birinin. Buyurun Mustafa Bey. Radyonun resimlisi. Radyonun resimlisi. 140 puan değerinde. Görelim. Kutlarız. Mustafa Bey kendi sorusunu kaptırmamış oldu efendim böylece son dörde girerken. Fatih Bey ile yolumuza devam ediyoruz. Birazdan final turu var. Onun öncesi son dört. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 90 puan. Birlikte bir söz arayacağız. Fatih Bey için geliyor. Çok öfkelenerek ağır şeyler söyledi. Manasındaki sözdür. Açtı ağzını nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Yumdu gözünü. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Görelim. Tebrikler. Fatma Hanım seçiyor son 3 sorumuzdan birini. Işığın Isı. Işığın Isı 120 puan. Edebiyattan alıyoruz Fatma Hanım sorumuzu. Tüm dünyada çok sayıda okuyucuyla buluşan Harry Potter serisinin 3. kitabıdır. Harry Potter ve nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatih Bey. Azkaban tutsağı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Finale son 2 soru Büşra Hanım sizinle alıyoruz. Şam'ın Şehsi. Şam'ın Şehsi 110 puan. Araç gereçlerden gelecek bu kez Büşra Hanım'ın sorusu. Genellikle plastik ya da hasırdan yapılan kirli giysilerin içinde toplandığı ev gerecidir. Süremiz başladı. Çamaşır sepeti. Çamaşır sepeti. Büşra Hanım şu an sağlamasını yapıyor. Çamaşır sepeti görelim. Tebrikler. Ben bilirim de final turu öncesi son soru Mustafa Bey için geliyor efendim. Kalan harfimiz... Lale'nin L'si. Lale'nin L'si kalmış elimizde. 120 puanımız var. Eğitimle tamamlıyoruz ikinci turumuzu. Ankara'da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü için orta ve üst kademe yöneticilerin yetiştirildiği eğitim kurumudur. Süremiz başladı. Polis Akademisi. Polis Akademisi. İkinci turun son sorusundan Mustafa Bey ile 120 puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Efendim 4 değerli misafirimizle, 4 başarılı misafirimizle çıktığımız yolculukta toplam 56 soruyu geride bıraktık ve finale yükselen misafirlerimiz netleşti. Tabloya bakacak olursak 1720 puan toplayan Fatma Hanım finalde, rakibi ise 1500 puanla Büşra Hanım. Kutlarız.
Bugün açılışta favori sormuştum ve favori sorduğumda beyler daha net cevaplar verseler de hanımlar hepimiz favoriyiz diyorlardı ve aldılar başlarını gittiler final turuna. Gayet de güzel yarıştılar. Tebrik ederim Fatma Hanım'la Büşra Hanım'ı. Fatih Bey bu akşam ben bilirim de ilk turda biraz daha düşük kalmıştı, sonra üzerine güzel puan ekledi. 1000 barajına yaklaştı. 740 puanla üçüncümüz oldu. Ve Mustafa Bey de son ataklarıyla, son seri cevaplarıyla 590'ı gördü. Tebrik ederiz. Evet, birazdan finalistlerimizle heyecanlı bir son tur bizi bekliyor. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız yarışmacılarımızdan Mustafa Bey, ne dersiniz bu akşam için? Vallahi benim hedefim sonuncu olmamaktı. Hedefi tutturamadım. Bayanlar çok güzel yarıştı. Tebrik ederim. Çok eğlenceli oldu. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir anı oldu. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Ya çok memnunum buraya geldiğime. Çok teşekkür ederim emek geldiğiniz için. Çok zorladı mı sorular bu arada? Nasıldı soru zorluk kolaylık derecesi açısından? Çok kolaydı sorular ama yani nedense bilmediklerim denk geldi. Arkadaşlara biraz daha bildiklerim denk geldi. Yani biraz tersi olsaydı farklı olabilirdi. Sağlık tamam. olsun diyelim. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk Mustafa. Çok tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Fatih Bey siz ne dersiniz bu akşam için? Benim için çok güzel bir deneyimdi. Hem size hem ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok başarılarınızın devamını diliyorum aynı zamanda. Ederim, finale kalan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Fatih Bey de özellikle pandemi sürecinde çok aktif görev almış bir sağlık çalışanımız. Doktorumuz enfeksiyon hastalıkları bölümündeydiniz değil mi Fatih Bey? Evet. Evet. Buradan sizin nezdinizde tüm saygıdeğer mesai arkadaşlarıma ve tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarına bir kez daha ben de teşekkür etmek istiyorum. Bizden de tüm Türkiye'nin gerçekten artık son 2 yıldır yükünü çeken ve geceli gündüzlü mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza saygılar. Hatta eskiden rutin olarak o 9'da alkışlamalar yapıyorduk ya, bugün de artık hangi saate denk gelir yayında bilmiyorum ama tüm sağlıkçılarımızı dilerseniz bir alkışlayalım. Evet, tekrar Fatih Bey'e de teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler, ben bilirim de artık final zamanı. Arada sadece 2 soruluk fark var. Şu an avantaj Fatma Hanım'da. Fatma Hanım mı yoksa Büşra Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Onu görmek için hadi birlikte final turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de artık son sorularımıza geldik. Bu akşamın birincisi kim olacak? Fatma Hanım mı yoksa Büşra Hanım mı? Şu an avantaj 2 soruyla Fatma Hanım'da. İlk kategorimizi de Büşra Hanım'la seçeceğiz. Hazır mısınız Büşra Hanım? Hazırım. Buyursunlar, bu akşamın kategorileri geliyor efendim ekrana. Bu akşam tarih, Afrika, Neşet Ertaş, spor ve plaka kodları var. Hangisiyle başlayalım Büşra Hanım? Spor M. Spor kategorisi Manisa'nın M'si, işte final turunun ilk sorusu. 2021'de koparmada Avrupa rekoru kıran milli halterci Daniyar İsmailov'un altın madalya kazandığı Avrupa Halter Şampiyonası'nın yapıldığı şehirdir. Süremiz başladı. Malatya. Malatya. Görelim. Hayır dediler. 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'nın yapıldığı şehir. Bu soruda 2 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Büşra Hanım. Moskova. Moskova. Büşra Hanım ikinci ve son hakkını Moskova ile kullandı. Cevap doğruysa fark 1 soruya düşecek. Görelim. Kutlarız. 9 sorumuz var. Aradaki fark 1 soru Fatma Hanım lehine. Şimdi de Fatma Hanım seçiyor. Spor P. Spor kategorisi P harfi. Şöyle sorulmuş. Köklü bir geçmişe sahip olan kulüplerin arasında yapılan müsabakalarda özellikle sporun birleştirici unsuruna vurgu yapan sözdür. Süremiz başladı. Buyurun Büşra Hanım. Ezeli rakip, ebedi dost. Ezeli rakip, ebedi dost. Cevap doğruysa Büşra Hanım hem spor kategorisinde 2'de 2 yapacak hem de liderlik koltuğuna geçecek. Görelim.
Tebrikler. Böylece avantaj Büşra Hanım'a geçti. Soru seçme sırası da Büşra Hanım'a geçti. Neşet Ertaş, Y harfi. Neşet Ertaş, Y harfi. Geliyor efendim. Derde düştüm, dermanını aradım. Sözlerinin geçtiği Neşet Ertaş türküsünün devamıdır. Derdimin dermanı nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Buyurun Fatma Hanım. Yar bana verin. Derdimin dermanı yar bana verin. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Büşra Hanım. Yar imiş meğer. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Cevap doğruysa fark iki soruya yükselecek. Görelim. Tebrikler. Final turunda 4'te 4 yaptı Büşra Hanım. Kalan soru sayısı 7. Aradaki farksa 2 soru efendim. 3'te 3 yaptı, pardon, düzeltiyorum. Sıradaki sorumuzu alacağız. Sorumuzun sahibi Fatma Hanım olacak. Tarih A. Tarih A harfi geliyor Fatma Hanım için. 1555 yılında Osmanlı İmparatorluğu'yla İran Safevi Devleti arasında yapılan antlaşmadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var ve kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Büşra Hanım. Prusya. Prusya Antlaşması. Görelim. Hayır dediler. İki misafirimizin de birer buton hakkı var. 1555 yılında Osmanlı İmparatorluğu'yla İran Safevi Devleti arasında yapılan antlaşma. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuda açılıyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve butona gitmedik. Buradan puan alamadık. Bir Prusya geldi, bir de boş geçtik değil mi Fatma Hanım'dan da? Evet, tahmin alamamıştık. Aradığımız cevap neymiş, hangi antlaşmaymış görüyoruz efendim. Amasya Antlaşması'ydı aradığımız cevap. Evet, burada fire vermiş olduk. Yola devam ediyoruz efendim. Son durum şöyle, kalan soru sayısı 6, aradaki farkımızsa 2 soru Büşra Hanım lehine. Büşra Hanım sizdeyiz. Tarih Ö. Tarih Ö harfi. Bu kategoriyi de tamamlıyoruz efendim Ö harfiyle. Preveze zaferi sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'i nokta 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 haline getirmiştir. Süremiz başladı. Türk Gölü. Türk Gölü haline getirmiştir diyor Büşra Hanım. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 5, aradaki fark 3 soru. Yeniden kategori ekranındayız bu kez Fatma Hanım'la. Neşet Ertaş, I. Neşet Ertaş, I harfinin sorusu geliyor. Adı Sevda Gitmiyor Serde olarak da bilinen, gözlerin derde çare de eyle yarim eyle sözlerinin geçtiği Neşet Ertaş türküsüdür. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ve açılabilecek son kutuda geliyor. 6 saniye. 3 saniye. Buyurun Fatma Hanım. Amanın Leyli. Amanın Leyli.
Gözlerin derde çare de, eyle yarim eyle sözlerinin geçtiği Neşet Ertaş türküsü. Amanın Leyli mi? Görelim. Hayır dediler son iki saniye. Buyurun Büşra. Amanın Leyla. Amanın Leyla. Cevap doğruysa fark 4 soruya yükselecek. Amanın Leyla. Görelim. Tebrikler. Evet, Leyli ile olmadı, Leyla ile aldık efendim puanları. Bu arada Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Artık kritik noktaya geldik. Kalan soru sayısı 4, aradaki fark 4 soru. Yeniden kategorilerdeyiz. Bu kez Büşra Hanım seçiyor. Afrika İ harfi. Afrika kategorisi İ harfi. Sorumuz şöyle. Afrika kıtasında bulunan yaklaşık 12.7 milyon nüfusu olan Gine Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Son 15 saniye açabileceğimiz son kutuda geliyor. Son 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve aradığımız cevap gelmedi. İki misafirimiz de butona gitmedi. Zor da bir soruydu. Peki cevabı neymiş görelim efendim. Konakry'miş aradığımız cevap. Böylece son sorunun ardından Büşra Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantilemiş oldu. Puan tablosuna gidecek olursak efendim son durum şöyle. 2500 puan toplayan Büşra Hanım harika bir final turu geçirdi. Seri cevaplarla geriden aldığı yarışı önde tamamladı. Bu akşamın birincisi oldu. 1720 puanla da Fatma Hanım ikincimiz efendim. Kutlarız. Şimdi finalin finalliği mutlaka sonuca etki ediyor fakat tıpkı Büşra Hanım'ın finaldeki başarısı gibi Fatma Hanım'ın da ilk turda ve ikinci turda şahane bir performansı vardı. Çok yakın yarıştınız. Öncelikle iki misafirimize de teşekkür ederim ve tebrik ederim. Ne dersiniz Fatma Hanım bu akşam için? Çok güzeldi, çok eğlenceli bir programdı. Hedefim finale çıkmaktı, çıktım orada kaldım. Bu kadar, o bana yetti. Süper, hedefe ulaştık o zaman. Evet, güzeldi, eğlendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz biz de. Gerçekten harika bir performans vardı. Çok teşekkür finalde ederim. Bir durgunluk... Neye bağlıyorsunuz finaldeki durgunluğu? Yani bilmediğim yerlerden geldi ve şansa bağlıyorum. O kadar. Kategorilerin azizliği. Evet, kategoriler hiç bilmediğim yerlerden geldi. Sağlık olsun diyelim. Teşekkür. Bir de yaklaştığımız sorularda da hep Büşra Hanım'ın lehine sonuçlandı. Siz Leyli dediniz, Büşra Hanım Leyla dedi, oradan puan aldı derken. Keyifli bir olsun, evet. Keyif almaktı zaten benim amacım, eğlenmekti. Çok amacımı da ulaştım. Çok memnun olduk efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Büşra Hanım siz ne dersiniz bu akşam için? Çok keyifli bir yarışma oldu gerçekten. Benim için unutulmaz bir an oldu. Fatma Hanım gerçekten çok iyi yarıştı. Evet. Yani ben final turunda biraz ümitsizliğe düşmüştüm o yüzden. Kazandığım için mutluyum. Teşekkür ederiz efendim. Bu arada Büşra Hanım'ın ödülünü de takdim edelim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Efendim bu akşam hanımefendilerle final turumuz vardı. Bu akşamın kazananı Büşra Hanım oldu. Buyurun siz de gelin. Masalarımız, butonlarımız sizi de bekliyor. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar tebrik ederim.